Bir de adaylık tartışması tabii ki öyle ya da böyle yapılıyor sevgili izleyiciler. Ondan da çok kaçış olmuyor biliyorsunuz. Özellikle tabii altılı muhalefet, altılı masa bu işbirliği sürecine dair hep yol haritasını açıklarken bir bir her bir toplantıda, geçtiğimiz toplantıda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı konusunda nasıl niteliklere sahip olunması gerektiğine dair buna yönelik bir açıklama yapmışlardı. Bu kezse hani isim vesaire bunların tartışılmadığı da söyleniyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun il başkanları toplantısındaki sözlerine bir bakalım. 6 Kasım'da seçim olacakmış gibi çalışmalara başlamaları talimatını verdi teşkilatına, il başkanlarına. Ortak aday mevzu mesela onunla ilgili de diyor ki ortak aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Yeni Cumhurbaşkanı ya 6 liderden biri olur, Sayın Kılıçdaroğlu ifade ettiği gibi 6 lider birlikte karar verecek, ya dışarıdan birisi olur. Ama ister 6 liderden birisi olsun, ister dışarıdan birisi olsun, üzerine mutabık kalacağımız birisi, bu ilkeler konusunda onun hem taahhüdünü isteriz, yetmez, 6 lider o Cumhurbaşkanlığı döneminde garantör olur. Garantör. Yani pasif izleyici değil, pasif takipçi değil. Sadece birini seçelim Cumhurbaşkanı. Soru şu, kim aday olacak? Hayır arkadaşlar, soru bu değil. Soru bu değil. Nasıl bir zihniyetle bu ülkeyi yöneteceğiz? Adayı ilan ettiğimiz anda o aday kendi başına kampanya yürütecek. Seçildikten sonra da kendi başına hükümet icra edecekse Allah aşkına bu altılı masanın ne kıymet harbiyesi var? O zaman demek ki biz hepimiz bir kişiye altın tepside Cumhurbaşkanı'nı sunmak için bu çabayı sarf ediyoruz, öyle mi? Gelecek Partisi kadroları bütün her yerlerde bu çileyi bunun için çekiyorlar, öyle mi? Kimse rüya görmesin. Biz o masadayken sadece bir aday belirlenmeyecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz ve o söz sahibi olmamız konusunda hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz.